Evet, günden takipçileri, Twilight Zone'un 27. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm ismi The Big Tall Wish. 8 Nisan 1960 yılında yayınlanmış. Tam senlik bölümdü Salih. Yani benlik de, ben de böyle biraz düşük buldum bu bölümü ya. Twilight Zone bölümleri için de bakarsak. Açıkçası ben de sana yakınım. Şundan dolayı bu zamana kadar 26 bölüm izledik ama her bir bölüm, yanlış tabii hatırlamıyorsam, gerçekten bir şoka sokuyordu bizi sonlara doğru. Bu bölüm gerçekten çok normal kalmış Salih ya. Evet, benim de böyle hani daha büyük beklentilerim vardı. Özellikle bölümün ilk yarısında çok durağan geçti. Ortalarına doğru biz olayın farklılaştığını fark ettik. Ama sonra o da bir yere bağlanamadı sanki. Çok güzel ya da farklı bir şeye çıkacağını düşünmüştüm ben. Ya O da Salih, yine bölüm çok durağan geçti. Dediğin gibi bir yere bağlanamadı ya. Yani Evet. bekledim, nereye bağlanacak, zaman kaymasıdır vesaire, yine Twilight Zone vari bir şey çıkacak diye düşündüm. Şu çıktı, ya keşke senin dileğine inansaymışım. Çok kaderci bir yaklaşım olmadı mı sence de sonuç olarak? Hayır, bir de bak, orada da şeyi görüyoruz. Sen orada anım var. Diyorsun ki ben yerde yatıyordum, beni dövüyorlardı. Sonra diyorsun ki ben kendi bileğimin hakkıyla kazandım. Ya bu kadar dik duruşlu bir karakter görmedim ben Twilight Zone'da. Ya bu biraz da şöyle bir şey herhalde. Hani başarısızlıkları başkasına mal edip başarıları kendine mal etmek. Kendi emeğini bunu elde etmemiş olsam bile. Aslında insanların o bencilliğini de bir noktada vermiş bence. Evet, yani bu Böyle bölümde bakarsan. Ahlakı işlemiş. Ahlaki olarak hani aslında şey tartışılıyor burada. Hani büyülere, büyü derken büyük bir dilekte bulunduk. Bu dileğin gerçekleşmesi ya da gerçekleşme olasılığını tartışmaya açıyor dizi. Hani yetişkin olduğunuzda bu tarz hani saf dilekleri unuttuğumuzdan bahsediyor aslında, benim hani aldığım notlar kadarıyla. Yani burada biraz daha yetişkinlere bir hatırlatma yapıyor. Yani biz küçükken hepimiz aslında dileklerimiz vardı, isteklerimiz, taleplerimiz, hani hayata karşı, yaşama karşı. Çünkü sonsuz bir enerji hissediyorsun. Çok ilginç. Ben 20'li yaşların ortalarına kadar ya bu sonsuzluk enerjisini hissediyordum mesela, ama muhtemelen yaşla birlikte ya hormonal dengeler değişiyor vücudun ve yaşın getirdiği de bir olgunluk mu denir buna, yoksa sakinlik mi, ya da tam böyle ifade edemiyorum, ama hani o büyüdükçe muhtemelen ya kalıplara giriyoruz, kendimizi kaybediyoruz, ya kendimiz yok oluyor artık bir süre sonra. O eski küçükkenki saf halimiz, neşeli, enerjisi dolu, bu halimiz yok oluyor ve bir kendimizi bize sunulan gerçeklikteki bazı kalıplardan birkaçını seçip buna sokuyormuşuz gibi geliyor bazen. Yani kaybediyoruz ya kısaca kendimizi. O değerlerimizi kaybediyoruz büyüdükçe. Aslında yani duygusal bir bakış açısıymış gibi gelebilir ama bu gerçek, hakikat bu yani. Hani kaybediyoruz gerçekten. O hayatın koşuşturmacasında vesaire. Aslında hani buna bir çok zorlarsak buna gönderme var bu bölümde. Bu dediklerinin hepsine katılıyorum. Ben de benzer şeyleri hissettim bölümü seyrederken. Bizim zaten yaşanmışlıklarımız bizi belli bir kalıba sokuyor ya. Çocukken çok fazla şey görmüyorsun. Her gördüğün şey senin için yeni bir şey, keşfedilmesi gereken şeyler. Ve çok daha umut dolu bakabiliyorsun her şeye. Bir şeyleri başarabileceğine, bir şeyleri bir şekilde elde edebileceğine dair içinde büyük bir umut var. Ama sanırım büyüdükçe yapabileceğin şeylerin de kısıtlı olduğunun farkına varıyorsun. Belki de insanları o karamsar ruh haline sokan ya da en azından büyük dileklerin gerçekleşmeyeceğine inandıran şey de budur. Yani o kalıbın bir şekilde artık içinde kalıyorsun ve ona yönelik gitmeye başlıyorsun. Burada da karakterimiz aynı şekilde davranmadı mı baktığında? Yani inanmak istemedi hiçbir şekilde. Çünkü ona öğretilen oydu. Yani bunlar çocuksu, bunlara inanılmaz. Aslında bu da bir ön yargı. Ha, bilimsel olarak da artık bir ön yargı. Ön yargı da diye, bilimsel olarak yanlış. Ya enerji denilen, frekans denilen, şöyle diyelim, titreşim denilen bir olay var. Titreşimlerin gerçekten bizi etkileyip etkilemediği falan araştırılıyor şu an. Aslında hani o da gitti.
En azından birilerinin elinde şey vardı. Hani olur mu öyle şey ya, bunlar bilim dışı, safsata falan deniyordu da. Yok ya, bununla ilgili çalışmalar da var. Yapmaya çalışanlar var daha doğrusu. Bu bölümde de evet, ön yargılarımız, ya ön yargı da değil ya. Ya kaybettik. Kaybettiğimiz noktalar var işte. Bu kaybettiğimiz noktaları hatırlatmaya çalışıyor bir nevi hani bölüm. Hayır, bir şeyler vermeye çalışmış. Bunları hani ortaya atıyor ama çok derli toplu yapamamış gibiydi bu bölümde. Ben onu gördüm. Tamam, belki insani değerleri anlatmaya çalıştı. Artık hani o umudumuzun kaybolmasıyla bizim de dünyaya bakış açımız değişmeye başladı. Bunları vermek istedi ama o kadar durağan bir bölümdü ki ben açıkçası biraz kayboldum bu bölümü izlerken. Maalesef. Benim için bir tık düşük oldu hani puanı da. Ama bölümü seyrederken aklıma bir film geldi. Şey, bilirsin büyük ihtimalle. Jim Carrey'nin Yalancı Yalancı diye bir filmi vardı. Onu bilmiyorum ya. Kısaca bir hikayesinden bahsedeyim. Babası sürekli yalan söylüyor çocuğun. Ve bu yüzden de sürekli sıkıntılı durumlara düşüyorlar ailece. Çocuk doğum gününde babasının bir daha asla yalan söyleyememesini istiyor. Ve bir şekilde babası yalan söyleyememeye başlıyor. Bu da tabii ki hem komik durumları ortaya çıkarıyor. Hem de günlük hayatta kullandığımız o kadar çok ufak tefek yalanlar varmış ki. Bunlar günü kurtaracak şeylermiş aslında. Bunlara ne kadar da bağlanmış olduğumuzu gösteriyor. Bu bölüm de bana biraz onu anımsattı. Hani o çocuk çünkü buna inanarak dilediği için bu dileği gerçek oldu. Bu bölümde de aynı şekilde çocuğun dilediği şey çok inanarak, isteyerek söylediği için bir şekilde gerçekleşmişti. Ya ben bu bölümde net bir şekilde aldığım not şuydu. Biz küçükken bize akan yaşam ya da dünya ya da çevremiz daha büyülü. Bu büyüyü kaybettik, bu kadar. Büyülüydü gerçekten ya. Ben gerçekten küçüklüğümü düşündüm. Daha büyülüydü yani, bitmeyecekmiş gibi. Her istediğin olacakmış gibi. İnanılmaz bir enerji patlaması var vücutta. 8 yaşında, ama 9 yaşındasın ama yani ya kaybettik bunu işte, bu kadar. Geri de alamıyoruz kolay kolay. Almak için de bir de mücadele veriyoruz bir de. Yani dünyayı gerçekten biz çok daha farklı bir gözle algılıyorduk. Ben açıkçası onun çok tek düze bir hale geldiğini görüyorum mesela yaşlandıkça, 20'li yaşları geçtikçe. Dur şimdi şey yapalım, şu anda politik daha doğruculuk yapalım Salih. Yaşlandıkça değil, yaş aldıkça. Tamam mı? Yaş peki, aldıkça tek düze bir hayata geçiyoruz, evet. Yani artık bizim kendi doğrularımız oluşmaya başladı. O zamanlar her şeye doğru ya da yanlış diyemiyorduk. Ya da belki çok ortada olan bir şeydi. Doğru ve yanlış çok kesin çizgileri olan bir şeydi ama şu anda doğru yanlış diyemiyoruz birçok şeye. Hani bu açıdan da bence bakış açılarımız değişiyor ya da sabitleşiyor belli konularda. O yüzden de kısacası şöyle bitirmek istiyorum. Çocukluk güzel şey. Bilgin. Zaten senin kanaldaki paylaşımlarına baktığımızda genellikle çocuklara yönelik yazılmış olan eserleri ele aldığın için hani ben direkt bu bölümü izlerken sen geldin. Ya Salih beğenmiştir bu bölümde. Çünkü hani burada bir çocukken yaşadığımız, çocukken algıladığımız dünya ile yetişkinken algıladığımız dünyanın o farkını verdiği için, ha dediğin gibi bölüm heyecanlı bir bölüm değildi. Çok tek düze vermiş. Böyle düşük modda vermiş biraz da. Hani bu anlatmak istediği konuyu. Ama buna rağmen bir o 5-10 dakika konuşturdu bizi. Demek ki yine de bir bölüm var ortada. Vallahi yine de bence Twilight Zone güzel gidiyor. Yani ara sıra tabii ki de inişleri çıkışları olacak ama yani ben sosyolojik olarak çok güzel bölümlere, konulara değindiğini düşünüyorum yine de dizinin. Ya bu zamana kadar zaten herhalde ilk defa bu. Yani bütün bölümler içerisinde, şu an izlediğimiz 27 bölüm içerisinde hani diğer bölümlere nazaran biraz daha sakin ve durağan bir şekilde giden tek bölüm diye düşünüyorum şu ana kadar izlediklerimiz arasında. Ben de düşünüyorum. Evet, sanırım o şekilde. Yani bu bölüm biraz daha sakin bir şekilde ilerleyen bölümlerden. Hayır, böyle çok heyecanlandıran bir son muydu? Allah Allah diyerek bittim ben. Yani bitirdim. Allah Allah, neden böyle bir şey oldu ki falan dedim içimde. Yani neden böyle bitti ki? Yani benim kaçırdığım bir şey mi oldu falan dedim. Ya demek sonradan üstüne düşününce muhtemelen biraz önce konuştuğumuz olay. Yetişkin olduğumuzda ya da yaş aldıkça
o durağanlaşması ya da monotonlaştırmamız yanlışlıkla bakış açılarımızı, hı hı. O zenginlikten çıkıp kalıplara sokmaya çalışmamız, doğruları ve yanlışları net çizgiler ayırmaya çabalamamız, bunlar yüzünden o küçükken sahip olduğumuz büyülü gerçekliği kaybettik. Evet. Maalesef böyle. Yani bir önceki bölümdeydik. Yani olumlu bitirelim falan demiştik. Evet. Yine bunda da sanırım ona döneceğiz. Yavaştan. Evet yani. Evet maalesef kaybettik. Ama geri kazanabiliriz. Hayal gücümüzü güçlendireceğiz. İşte drama dersleri var bunun için. Hani yaratıcılık kursları var. Sonuçta içimizde var olanı yine çıkartmamız gerekiyor bir şekilde. O bastırılanı. Hepimizde bu var. O yaratıcılığı hani çocuksuluğu çıkartmamız gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Belki çok doğru bir çıkarım olmayacak tabii ama çocukları çocuk olarak görmeyi sanırım bırakmamız gerekiyor. Biraz da bunu yapıyoruz ya yetişkin olduğumuzda. İşte o çocuktur bilmez etmez gibi belki daha toplumsal bir önyargıdan bahsediyorum şu an. Farklı bir noktaya değindim. Belki, evet belki onu da biraz bırakmamız gerekiyor yani. Onlarla onlar gibi olabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bence bu birçok şeyi de çözümleyecek bir adım olabilir. Evet, bakış açımızı dediğin gibi yapabiliriz. Çünkü senin benim fark edemediğimiz noktayı o çocuk fark edebiliyor. Yani ben çocuğu olan arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Gerçekten yani ben fark edemiyorum ama o fark edebiliyor, görüyor diyor. Bir şey söylüyor diyor, bir gün onu düşünüyorum diyor. Neden bunu söyledi vesaire. Demek ki bakış açıları çok farklı. Evet. Yani bizim de öyleydi de. Bizi konuşturdular mı onu da bilmiyorum açıkçası. Konuşmuşuzdur bilgi ya. Konuşmuşuzdur evet, inşallah Salih. Ya umarım konuşmuşuzdur. Yani boş beleş konuşmadıysak iyi. En azından çabalamışızdır ya. Konuşamadıysak bile çabalamışızdır. Evet. Vallahi bu bölümü burada sonlandırabiliriz. Hani yine şey değil, böyle olumsuz gibi algılanmış olabilir ama diğer bölümlere nazaran biraz daha donuk gittiği için bir şaşırdık sadece. Bu şaşırmanın üstüne de bölümü çekince böyle bir değişik bir moda sokmuş olabiliriz ama yine eğlenceli bölümlerden, yani eğlenceden kastım hani farklı bir bakış açısı veriyordu. Evet ya, üzerine yine de bu kadar konuşabildiysek demek gerçekten bir şeyler vermiş evet. Bu bölüm bizlere. O zaman bölümü burada bitirebiliriz. Yani yayınımızı burada bitirebiliriz. Bizi dinlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.